Devrin imamına sahibiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kafasından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruçta tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namazda kılıyorum. Sizi dinlerse inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanda da şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim sizden. Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Muhterem hocam nasılsınız inşallah? Hamdede şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizleriyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz muhterem hocam. Sizin de umarım mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Akıl ve irade inşallah bugünkü konumuz. Uygun görüyorsanız eksibarimizle başlamak istiyoruz. Muhterem hocam, Allah'ın insana hediye ettiği aklın görevi nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Akıl, Allah-u Teala'nın herkese eşit seviyede verdiği, bize hükmeden kuvvettir. Akıl, bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akledebilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Enfal suresinin 22 ve Bakara suresinin 24. ve 44. ayet-i kerimesinde akletmeyenlerden Allah bahsediyor. اِنَّ شَرَ الدَّوَابِ عَنْدَ اللّٰهِ سُمْمُنْ بُكْمُنْ اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi kötüsü akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Bu zahiri alemde bizden evvel hayvanlar var. Ama biz insanlar da hani fıtratıyla yaratılmış olmamıza rağmen hani fıtratının gereği gibi yaşayamazsak o zaman hayvanlardan daha alt derekeye iniyoruz. Nasıl cinler vazifelerini yerine getirmezlerse şeytan olabiliyorlar. Aynı şekilde zahiri alemde hayvanlar var, bizim emrimize müsahar kılınmış ama bizim de Allah'ın emrinde olmamız lazım. Allah'ın bize farz kıldığı 7 safa 4 teslimi yaşamamız lazım. 1. safa kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu dilemeyenler o zaman hayvanlardan daha alt derekeye iniyorlar. Bakara 44'te bu hayvanlardan daha alt derekede olan insanlar başka insanlara tezkiye ve teslim olmayı emrediyorlar. Allah-u Teala da diyor ki siz kendinizi unutuyor musunuz? Hazreti Ömer'in diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan diye bahsettikleri Bakara 44'teki insanlar. Belli ki kalbiyle cahilse, akletmeyen birisi ise
Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi, o akledebilen insandır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insan var. Akledebilen ve de akletmeyen. Akledebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Akletmeyenler de kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen yeryüzünde hayvanların en kötüsüdür. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, aklın kullanılması irademizin tesiriyle mi gerçekleşir? Akledecek olan beynimiz değil. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ama akledecek olan beynimiz değil, kalbimizdir. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size nezirler gelmedi mi? Geldiler ama biz onları yalanladık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Hidayetçiyi gözleri kör olduğu için delalette görüyorlar. Kulakları sağır olduğu için şey görmüyorlar. Ve kalpleri kapalı olduğu için de yalanlıyorlar. Ve cehennemlikler itiraf ediyorlar. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُ Eğer işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. İşitseydik ve akletseydik, işitenler davete icabet edenlerdir. Akledebilenler de ayetleri kalplerine indiren insanlar. Allah istiyor ki kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu akleden bir insan hüviyetine sokuyor. Yardımını ard arda gönderiyor ve onu mutlaka 12 tane ihsan vererek Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesine baktığımız zaman akletmeyenlere azap ederim buyuruyor Allah Teala. Ve Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde akledebilenlerin kalplerine ihbat konduğunu, Şura 13'te akledebilenlerin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, akletmeye başlayan kişi irşat makamının sözlerini de işitmeye başlayacak mıdır? Evet, gerçekten öyle. Akleden kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, işitmek kulağın görevi değildir. Aklın görevidir. Nasıl akletmek kalbin görevi ise, işitmek de kulağın görevi değildir, aklın görevidir. Birinci safhadaki irade kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesiyle sağlar. İkinci aşamada ise irşat makamına ulaşıp tabi olmasını sağlar ki bu kesinlikle irşat makamının da sözlerini algılamaya başlamasıdır. Nitekim Neml suresinin 80. ayet-i kerimesinde enneke la tüsmü'ül mevte, sen ölülere işittiremesin, ve la tüsmü'ül sümü müdbirin, ve sen bu sağırlara arkalarını dönüp gittikleri zaman davetini işittiremesin. وَلَا تَعْتِي الْاُمْنِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ O kör olan amaları da delaletten hidayete erdiremesin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen ayetlerimize sadece iman edenleri işittirebilirsin. Belli ki Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde ayetlere iman etmemişler, yani işitmemişler.
İşitmedikleri için de akletmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanır. Eğer sağırsa o kişinin irşat kademesine alabileceği bir şey yoktur. Ama işitenlerdense o zaman Allah-u Teala onun hedefine ulaştıracaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kullu alimen ev mutaallimen ev samian ve la tekunu rabian. Yani ya alim olun ya mutaallim olun ya işiten olun. Sakın dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, konuyla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Uygun görürseniz bu videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah. Allah Teala akıl edebilen insanların kendi iradeleriyle hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler olduklarını ve böylece kurtuluşa ulaştıklarını söylüyor. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a göre akleden biri olmak ister miydiniz? Tabii ki isterdim. İsterim. Hem de çok isterim. Akletmek deyince ne anlıyorsunuz? Akletmek deyince akıl, mantığını kullanmak demek. Okumak, namaz kılmak, ibadet etmek. Hazreti İbrahim gibi araştırarak bulmak Allah'ı. Ya tahmin yürüterek aslında Allah bize akıl vermiş ve biz tahmin yürüterek Allah'ı bulabiliriz aslında. Dinimiz için gerekli olan hani ibadetlerimizi yapınca zaten hani bir şekilde ulaşmanın yollarına da girmiş oluyoruz. Yani ölmeden önce ruhunu teslim etmek yani ibadet tarafında geliyor. Hani ibadetini doğru, oruç namazını doğru bir şekilde kıldığın zaman zaten öldüğün zaman ölmeden önce de bile dahi Allah'ın karşısına çıkıyorsun. Hani böyle düzgün bir kulun var. Yani ben sürekli şükretmeyi severim. Yani her şey için, verdiği sağlık için, küçücük de olsa bir mutluluk için yani hep şükrederim. Bu da dilemektir. Bugün hocam röportajda bir misafirimiz, Allah bize akıl vermiş, Hazreti İbrahim gibi araştırarak, tahmin yürüterek Allah'ı bulabiliriz dedi. Hazreti İbrahim'in Allah inancı nasıl oluşmuştu Muhterem Hocam? Hazreti İbrahim'in Allah inancı, bütün peygamberler doğmadan evvel seçilenlerdir. Kasas 68'de Allah peygamberler, resuller için bu kanunu şöyle ifade ediyor. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim hakkı onlara ait değildir. Öyle Hazreti İbrahim aleyhisselam alelade birisi değil, doğmadan evvel seçilmiştir. Ve bütün devrin imamları, asaleten vekaleten devrin imamları olsun, Akâb suresinin 15. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi 40 yaşına geldiklerinde Allah-u Teala onları seçiyor. İşte Akâb 15'te ve belaga 40 seneten 40 yaşına geldiğinde kâle rabbi evzini en eşküre nimetike Allah-u Teala seçiyor. İradelerini teslim alıyor ve böylece onları risaletle, imametle ve nübüvvetle vazifeli kılıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın bir nebisidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam devrinde asaleten devrin imamıdır. Allah'ın nebisi olduğunu Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesinden anlıyoruz. Rabbimiz A'la suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediyor. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir peygamber olduğunu. Araf değil, A'la suresinin 19. ayet-i kerimesi. Suhufi İbrahim ve Musa. Hazreti İbrahim aleyhisselama şeriat kitabı verildiği bu ayetten net olarak anlaşılıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam nebi ise şeriat kitabının sahibi ise esareten de devrin imamıdır. Gerçekten de öyle mi? Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim aleyhisselamı imam olarak tayin ettiğini ifade ediyor. ...124'e bakalım. Bakara 124. Evet. Bakara 124'müş. Öyleyse Hazreti İbrahim aleyhisselam şeriat kitabının sahibi olması sebebiyle bir peygamber. Bakara 124'te açıkladığı gibi Rabbimiz onu asaleten devrin imamı olarak tayin etmiştir. Aynı zamanda
Allah'ın der Resulüdür. Her nebi asaleten de yani doğal olarak kendisine Allah'ın verdiği hükümleri insanlara tebliğ etmekle vazifeli olduğu için Resul'dür de. Öyleyse bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam aklıyla araştırarak o noktaya ulaşmadı. Doğmadan eve seçilmiştir. Vakti geldiği zaman Allah onu tayin etmiştir. Yaşadıkları biz insanlara ibrettir. Enam 76-79 arasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evvela yıldızları görmesi, bu benim Rabbimdir, sonra batması hayır olmaz diyor. Yıldızları görmesi benim Rabbimdir, sonra güneşi, gördüğü noktadan itibaren hidayeti idrak etmişti zaten. Bu araştırmalar kim için? Açık şirk içinde olan insanlara ibret olsun der alsınlar diye. Hazreti İbrahim, Rabbim beni hidayete erdirmese delaleteki olan kavimden olurum. Öyleyse Hazreti İbrahim Aleyhisselam kesinlikle kendi kafasıyla araştırarak bu noktaya gelmiş değil. Allah-u Teala'nın doğmadan evvel onu seçmesi, vakti gelince 40 yaşında onu alması ve iradesini teslim almasıyla bir vazifeli olduğunu ayetlerden net olarak anlıyoruz. Meryem suresinin 42 ve 43. ayet-i kerimelerinde ne görüyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına diyor ki, babacığım sana verilmeyen ilim bana verildi, gel bana tabi ol. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam niçin ya ebeddi lima ta'budu ma la yesma'u ve la yibsiru, yani niçin işitmeyen ve görmeyenlere tabi oluyor, ibadet ediyorsunuz. Ve la yuğni anke şeyen, nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam putları kırıyor ve kim bunu yaptı? İbrahim adında birisi diyor. Onu yakalıyorlar. Bunu sen mi yaptın? Hayır diyor. Baltayı da büyük putun boynuna tam asmış. Ben yapmadım diyor. O yaptı diyor. O dediğin kim? İşte put. Onun yapamayacağını bilmiyor musun? O zaman diyor, bir putu kıramayacak gücün sahibi değilse de ona niye tapıyorsunuz diyor. Böylece anlıyoruz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'tan dersli. Öyle kendi başına aklıyla araştırarak bulmamış. Biz de eğer Hazreti İbrahim gibi o doğrudan doğruya Allah'tan ders aldı. Çünkü doğmadan evvel seçilmiştir. Bütün Resuller bu kanuna tabi. Ama biz ise Allah'ın ders verdiği Resullerden ders almak durumundayız. Nasıl Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ne diyor? Babacığım sana verilmeyen ilim bana verdi. Demek ki Allah-u Teala ilmi peygambere vermiş, imama vermiş, Resul'e vermiş. Biz de onlardan o ilmi alacağız. Öyleyse aklımızda araştırarak hedefe ulaşmak, bugüne kadar kendi aklıyla mutlu olan bir insana rastlamadık. Mutlu olmak istiyorsak aklımızı mutlaka nakle bağlamak durumundayız. Aklın nakle bağlamasına. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. Ama aklıyla ne yapmıştır? Mürşidine ulaşmıştır. Öyleyse Resul'ün tebliğine muhatap olduğu zaman aklını kullanabilen kalben ulaşmayı dileyendir. Bu dileğin sahibi olduğu zaman da Allah-u Teala 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Tüm hocam, röportajımıza katılan birçok misafirimiz akletmenin ibadet etmek olduğunu söyledi. Akletmenin göstergesi yaptığımız ibadetler midir Muhterem Hocam? Hayır, akletmenin göstergesi kendimizi tağuta kul olmaktan kurtulup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemektir. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yaratılış gayemiz Allah-u Teala abd olmak diyorsa, o zaman kesinlikle bizim bu emre itaat etmemiz gerekir. İbadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar ibadet yapsa yapsın kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Çünkü ameller boşa gidiyor. Öyleyse ibadetten evvel akletmek, ilim ibadetin imamıdır.
Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir misafirimiz Allah'ın verdiği her şey için şükretmeyi severim. Bu da Allah'ı dilemektir dedi. Şükretmek Allah'a ulaşmayı dilemenin işareti midir? Şükretmek elbette Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretidir. Kimdir şükredenler? Şükredenler onlar takva sahibi olanlardır ve Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi şükür ehli olur. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu ifade ediyor. Ama kardeşimizin üzerinde durması gereken şey, bu şükrü dilden mi yapıyor mu, kalpten mi yapıyor? Bu şükrü kalpten yapıyorsa gerçekten o kurtuluştadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i işte Hazreti Ömer'in diliyle alim, kalbiyle cahil. Demek ki öyle insanlar var mı diliyle alim, kalbiyle cahil? Evet, nefsini ilah edinen insanlar öyledir. Câsiye suresi 23. ayet-i kerimesinde zikrediliyor. O zaman diliyle alim, kalbiyle cahil olanlardan olmak istemiyorsak mutlak surette kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Kalpten ulaşmayı dilemek de şükrün bir nişanesidir. Ama dilden şükrettiğini ifade ediyorsa o zaman kardeşimizin düşünüp mutlak surette kalpten bu dileği kalbine indirmesi gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, müsaadenizle konuyla ilgili videomuz daha var. Onu yayınlamak isterim. İnşallah. Allah'ın emirlerini yapmak ve yasaklarını yapmamak konusunda şuur kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Niye? Doğru yoldan çıkmamak, her şeye yani. Helal, haram gibi, ondan sonra namus gibi o tarz şeylere dikkat ederim. En önemlisi benim için yalan, zina. Şu anki zamanda hani internet ortamı var. Hani günahların artık oturduğun yerde de kazanabiliyorsun. Hristiyanlara bakıyorsun, gerekli ibadetlerini yapıyorlar hiç kimseden çekinmeden. Ama biz namaz kılmaya çekiniyoruz, oruç tutmaya çekiniyoruz, başımızı örtmeye çekiniyoruz. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça daha üst seviyeye doğru giden bir güzellik. Ve bu konuda da Allah-u Teala bize rehberlik edecek mürşitler bulmamız gerektiğini söylüyor. Ve mürşitlere tabi olmamızı. Allah'ın bu emrinden haberdar mıydınız? Mutlaka haberdarız. Tabii ki. Şeyh dediğimiz Şeyh Seyitler, onlara ben inanıyorum. Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Ya bunun için bir şeyler yapıyor musunuz mürşide ulaşmak için? Ya yani çalışmıyorum ama yani olsaydı güzel olurdu. Yani herkese örnek olur, doğruyu gösterirdi. Yani bu halde olmazdık en azından yani. Yol gösteren birinin olmasını isterdim ama en iyi yol gösterenin Hazreti Muhammed olduğunu düşündüğüm için onu araştırmayı tercih ederim. Yani her kanalda böyle ayrı bir din adamı ayrı bir şey söylüyor. Onun için hani kime inanacağımızı, kime güveneceğimizi açıkçası bilmiyoruz. Muhterem Hocam, röportajda bir misafirimiz günümüzde oturduğun yerde de günah kazanabiliyorsun dedi. İnsanların günahlardan uzak kalıp Allah'ın istediği gibi yaşaması için ne yapması gerekir? Bizlere günahı işlettiren nefsimizdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şerrin nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Allah-u Teala da nefsimizin bizim için bir imtihan olduğunu buyuruyor ve bizden nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek tamamen arınmamızı istiyor. İşte ayet-i kerimeler hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Tüm peygamberler işte Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde sana bir hayır ulaşırsa Allah'tandır, bir şer ulaşırsa bu senin nefsindendir. Araf 23, ben nefsime zulmettim. Yusuf 53, ben nefsimi ibra edemem. Yani şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor ve Allah-u Teala nefs tezkiyesini de üzerimize farz kılmış. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde bizim bir cevabımız ahbâlu belâ günü. Kâr-ı bela gününde nefsimiz Allah'a yemin etmiş. Dünya hayatını yaşarken bu yemini yerine getirmek suretiyle nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ama nefsin teslimi iki etaplı bir olaydır. Evvela nefsin yedi kademedeki tezkiyesi ve daha sonra tasfiye ile Allah'a teslim edilmesi gerekir. Allah'ın istediği gibi yaşama için ne yapmamız gerekir? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra 12 tane ihsanla Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor ve mürşide tabi olmak suretiyle 7 kademede
emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezke kademelerini bir bir geçerek kat aflaha men zekaha, nefs tezkesini yapan felah bulur. O zaman biz gerçekten Allah'ın istediği bir insan gibi yaşamak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmamız, tabi olmamız lazım. Akıl ait olduğu ortamda şuur kazanır. Zikir artışı Allah'a teslim edilen bir iradi yapıyı ifade ediyor. Hani ne kadar zikrim varsa o kadar iradeni Allah-u Teala'ya teslim etmişsin. 5 saat zikrediyorsan iradenin teslimiyeti bu kadardır. %100 zikrediyorsan o zaman irade daimi zikre ulaşmışsan irade bir emanet olmuştur. Ve mutlaka peşinden Allah'a teslim geliyor. Akletmeyen insanlar Allah'ın bir kısmı ayetlerini kabul ediyorlar, bir kısmı ayetlerini kabul etmiyorlar. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde konu açıklığa kavuşturulmuş. Hatta tu'minuna bil ba'dil kitabi ve tekfuruna bil ba'd. Yani kitabın bir kısmına iman ediyor, kim bir kısmına inkar mı ediyorsun? Bunlar ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyen, akletmeyen insanlar. Öte yandan Hicr suresinin 99. ayet-i kerimesinde onlar Kur'an'ı parça parça ettiler. Hicr suresinin Kur'an'ı parça parça edenler 89 belki o Hicr suresinde geçiyor. Kur'an'ı parça parça edenler. Dolayısıyla Kur'an'ın parça parça edilmesi de bir kısmına inanıp bir kısmını devre dışı tutmak. Evet. Hicr suresinin 91. ayet-i kerimesi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça ettiler. Bakara 45'te. Bunlar akletmeyen insanlar. Ama akledebilmek için Kur'an'ın bütününe tabi olmak lazım. Ve onlar kimlerdir? Onlar kendilerini sevmeyen insanları da seven insanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir misafirimiz en iyi yol gösterenin Hazreti Muhammed olduğunu düşündüğünü için onu araştırmayı tercih ederim dedi. Her devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olmuş mudur? Gerçekten olmuştur. Kardeşimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyice araştırsaydı zaten Peygamber Efendimiz'in sahabesinin varislerinin olduğunu net olarak görecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el ulema ve verasetel enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Nebinin varisi olan 7 grup insan var. Bu nebinin varisi olan birinci grup insan Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenenlerdir. 2. grup insan Kur'an'ın ruhunu öğrenenlerdir. Kur'an lafzını öğrenenler ruhunun teslimini gerçekleştirenlerdir. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler fizik vücut teslimini yapanlardır. Hikmeti öğrenen 3. grup Resulullah'ın varisleri onlar nefs teslimini yapanlardır. Hikmetin ötesini öğrenenler onlar da irade teslimini yapan Resulullah'ın varisleridir. Öyleyse ruhunu teslim eden Resulullah'ın varisi, fizik vücut teslimini yapan Resulullah'ın varisi, nefsini teslim eden Resulullah'ın varisi, iradesini teslim eden Resulullah'ın varisi, maruf ve emrede münkerden ne eden irşad da vazifeli veli mürşid Resulullah'ın varisi, veli Resul olan Resulullah'ın varisi ve onlardan bir tane seçilen devrin imamı Resulullah'ın varisi. Her devirde bunlar var. Dolayısıyla Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi 23 sene boyunca Resulullah'tan Kur'an öğrenmek suretiyle ne hale geldiler? Onlar maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler oldular. Mutlaka hikmeti öğretenen, hikmetin ötesini öğrenen Resulullah'ın varisleri de sahabenin arasında vardı. Hikmeti öğrenen Resulullah'ın varisi de vardı vesaire. Bütün bunlar hep neyi gösteriyor? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Öyleyse tabiyetin var olabilmesi için mutlak surette o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım. Evet, ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Resulullah'ın son nebi olduğunu ifade ediyor. Al-İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ise kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Ulul Azm Nebileri arasında ondan sonra bir Resul'ün geleceği bildiriliyor. Bu Resul Mehdi Resul ve Duhan Suresinin, Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlere bahsi geçen Resul'ün, Mehdi Resul, Furkan 10, 11, 12, 13'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul olarak zikrediliyor. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin anlal insanıyla ayetleri açıklayan veli Resuller var. Affedersiniz. Bizim ne yapmamız lazım? Kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın bildiği ama bizim bilmediğimizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla öğrenmemiz ve ona ulaşıp tabi olmamız lazım. Hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Zamanın imamı vekaleten devrin imamıdır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisiyle her devirde vekaleten devrin imamının olduğu, her devirde kavim Resulü olduğu. Nereden biliyoruz? El evliyâ-i münümmetike enbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Öyleyse veli Resuller ardarda arda geleceğini ifade buyuruyor. Ve benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Onların 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler olduğunu açıkça ifade ediyor. Dinini öğrenmek isteyen bütün insanlara Allah bütün kapıları açmış vaziyette. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Müdürüm hocam, bir misafirimiz, her kanalda ayrı bir din adamı var. Ayrı ayrı şeyler söylüyorlar. Kime inanacağımızı, güveneceğimizi bilmiyoruz dedi. Allah'ın doğrularını öğrenmenin yolu nedir muhterem hocam? Allah'ın doğrularını öğrenmenin yolu Hazreti ve Resulullah'ın varisi olan Allah'ın velileri var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan kesinlikle cehennemliklerden olmaz. Bununla ne demiş oluyor? Bununla kendisinden sonra dini velilerden öğrenmemiz gerektiğini ifade ediyor. Evliya. Mesela Osman Gazi dinini Şeyh Edebali'den öğrendi. İkinci Murat dinini Hacı Bayramveli'den öğrendi. Fatih Sultan Mehmet dinini Akşemseddin'e öğrendi. Kanuni Sultan Süleyman dinini Yahya Efendi'den öğrendi. Sayın Hüsa Hazretleri dinini Mürşidinden öğrendi. Mevlana Hazretleri dinini Şems'ten öğrendi. İmam Ebu Hanife Hazretleri dinini kesinlikle Maruf-ı Keri'den öğrendi. İmam Şafii Hazretleri dinini Şeybani Rahi Hazretleri'nden öğrendi. Yani herkes Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşamak istiyorsa bunun yolu evliyadan geçer. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi bana ulaşanın yoluna tabi ol. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi ise kesinlikle vallahi kaste sebili min hacairun ve şale hedakum ecmain. Öyleyse bana ulaşanın yoluna tabi ol demek suretiyle o kişi ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Ne yapması lazım? Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ki bu Allah'a ulaşma dileğini kesinlikle afiyet ediyor. İkincisi Peygamber'in sünneti. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, fitneden kurtulmak isteyenler onlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Resulullah'ın sünnetini yaşamak isteyenler onlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Öyleyse ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Sahabe nasıl Resulullah'a tabi olduysa günümüzdeki insan da Resulullah'ın sünnetini yaşamak istiyorsa onun varisi devrin imamına tabi olmak durumunda. Mürşidine ulaşmak istiyorsa onunla nasıl insanlar şirkten kurtuldularsa ulaşmayı diledilerse günümüzde fitneden kurtulmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur.
Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görseniz izleyicilerimizden gelen sorular var. İnşallah. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, niyet ve nasip kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Evet. Kaza var, kader var. Kaza ve kaderi açıklarsak, kaza kendi serbest irademizle yapa geldiğimiz amelin adıdır. Bir otomobil kazası değil, bir tren kazasından bahsetmiyoruz, bir kasabadan bahsetmiyoruz. Kaza bir fiili yerine getirmektir. Kendi irademizle. Hiç kimsenin dahli olmadan irademizle biz namaz kıldığımız zaman biz kesinlikle o fiili kaza etmiş oluyoruz. Feiza kadeytümüs selate, namazı kılıp bitirdikten sonra. Namaz da biz kendi irademizle o fiili yerine getiriyoruz. Ve bunun gibi birçok şey var. Ama kaderde birden fazla irade var. 5 şey var kaderdir. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualarımız kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Evlilik kaderdir. Kader olan şeylerde birden fazla irade söz konusu ve bize tesir ediyor. Kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Ama kazada nefsimize uyarak derecat da kaybedebiliriz. Ruhumuzun talebine uyarak derecat da kazanabiliriz. Dolayısıyla kazada kaybetmek, kazanmak her ikisi de mümkün. Ama kader sebebiyle kaybetmek mümkün değil. Ya bizim için bir hayırdır veya bir faydadır. Bir hayırdır. Kişi bir hayrı işlemiş, biz bir faydaya ulaşmışız. Kişi nefsine uymuş, zulmetmiş, biz bir hayra ulaşmışız. Yani fayda ve hayırdır kader sebebiyle. Dolayısıyla bu açıdan mümkün değil. Ama gelelim Allah-u Teala Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. كُلِّ شَيْنْ هَمْ بِقَدَرٍ. O zaman her şey bir kaderle ise kendi serbest irademizle oluştuğumuz yanına geldiğimiz olayın da bir kader boyutu var. İşte bu kazadaki kader boyutu niyet ve nasiple açıklanabilir. Her zaman muhterem efendimiz misal veriyor. Sınıfta 40 kişi var ve bu sınıftaki 40 kişi niyeti sınıf geçmek. Ama 20 kişi sınıf geçiyor, 10 kişi sınıfta kalıyor. O zaman niyetle nasiple bunu nasıl açıklayacağız? Kişi niyet etmiş sınıf geçmeye, gerekli gayreti göstermiş, liyakati kesbetmiş ve 20 kişi sınıfı geçmiş. Kişi sınıfı geçmeyi niyet etmiş ama gerekli gayreti göstermediği, o liyakate erişmediği için sınıfta kalmıştır. Yani Allah-u Teala'nın kesinlikle o kişinin gayretine yüklediği bir liyakat var. Her zaman muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Gayret, himmet ve nusret. Allah'ın yardımı bizim gayretimize binaen devreye giriyor. Mürşide bağlıysak mürşidin nimeti ve Allah'ın nusreti. İştiyak, liyakat ve mükafat. Eğer niyet ve nasip bir liyakatı gerektiriyorsa bizim kesinlikle o iştiyakın sahibi olmamız lazım. 30 kişiden 20 kişi iştiyak sahibi olmuş, gerekli gayreti göstermiş. Allah-u Teala da üzerine bina etmiş ve sınıf geçmişler. Ama 10 kişi, onlar da niyet etmiş sınıf geçmeye ama gerekli gayreti göstermemişler, liyakati kesbetmemişler ve sınıfta kalmışlar. Öyleyse niyet ve nasibi bu şekilde anlamak gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, izleyicimiz Rabbimizin rızası ve başkalarına faydalı olmak için bilgileri öğrenmeden önce duamız ve niyetimiz nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Duamız Allah'a ulaşmayı dilemek olması lazım. Tatbikatımız da mürşidin ayak izini takip ederek gerçekleşmesi lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, akıl herkesin başının üstünde mi? Akıl görülür mü? Allah razı olsun. Evet, bir aklı bir karış havada diyorlar ya. Akıl, sevgili kardeşlerim,
bize beyin vasıtasıyla hükmediyor. Aklı bir karış havada olanlar, onlar tabii farklı bu işin esprisi. Ama insanlar Osmanlı döneminde anne babalar çocuklarına verdikleri tasavvuf terbiyesi, İslam terbiyesiyle evladım başıboş dolaşma diye hep tembihte bulunmuşlar. Kimdir başıboş dolaşanlar? Başıboş dolaşanlar başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşımayanlardır. Kimdir başıboş dolaşanlar? Başıboş dolaşanlar kalbine ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanlardır. Öyleyse aklı bir karış havada olanları artık siz düşünün. Yerli yerine oturtun inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, niyet ettiğimiz, talep ettiğimiz bazı şeyler nasip olmuyorsa bu bizim eksikliğimizden mi kaynaklanıyor? Allah razı olsun. Tabii liyakatimiz yani pozitif manadaysa, yani Allah-u Teala'nın, sen kendin pozitif düşünüyorsun ama Allah'a göre pozitif değilse Allah-u Teala engel koyuyor. Engel koyabilir mi? Her şeye kadirdir. Eğer pozitif ve biz istiyorsak ama ulaşamıyorsak henüz o liyakatın sahibi değiliz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ankara'dan Sait Göksel. Muhterem hocam, hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede halen akletmez misiniz buyuruyor. Bu ifadenin ehli tefekkür ilişkisi olup olmadığını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Hala akletmez misiniz dediği zaman akledebilmek için kalbin devreye girmesi gerekir. Az evvel ifade ettiğim Hazreti Ömer'in sözü, diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar da tefekkür ediyor. Öyleyse pozitif manada akletmenin bir başka boyutu olması lazım. Hac suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Efelem yesiru fil ardi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Fetekune lehum kulubun yaquluna biha. Onunla kalpleri onunla fıkıh ederlerdi. Aklederlerdi. Öyleyse akletmek kalbin işidir. Ev azanin yesmauna biha. Kulakları var onun işitirlerdi. Fe enna la ta'mal absaru. Baş gözleri kör olmaz. Lakin ta'mal kulubu lati fi sudur. Öyleyse burada ayet-i kerimede açıkça kalp gözlerinin kör olduğunu ifade buyuruyor. Ve işitebilmenin de mutlak surette mümin kulağından sunulur hükmüne tabidir. Akledebilmek de o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi. O dilek kalbinde olmadığı süre içerisinde o kişinin akletmesi mümkün değil. Dilden dileyenler tamam ama onlar akledenler değildir. Kalpten dileyenler onlar akledenlerdir. Akletmek kalbin işi olan bir durumdur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Efendim hocam, müsaadenizle Ankara'dan Cafer Eroğlu bize bir görüntülü sual ulaştırır. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Kıymetli hocam, müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Aklın pozitif olarak şuurlanması için Allah dostlarıyla beraber olmak önemli midir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Aklın pozitif olarak şuurlanması için Allah dostlarıyla birlikte olmak önemli mi? %100 evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz El merru ala dini halilihi. Kişi arkadaşın dini üzeredir. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Eskiden Afrika'da kabileler arasındaki geleneklerde beyaz koyun ve siyah koyunu sonbahar mevsiminde insanlar sene boyunca beslemek suretiyle karşı karşıya dövüştürürlermiş. Ve galip gelen koyuna sahibine ödül verilirmiş. İşte tıpkı bunun gibi kara koyun nefsimizi, ak koyun da ruhumuzu düşünürseniz o zaman bunu pozitif açıdan beslemek de söz konusu, negatif açıdan beslemek de söz konusu. İşte eğer kara koyun kazanıyorsa demek ki o kişi hep nefsini beslemiştir. Ama kişinin ak koyun kazanıyorsa
o kişi Allah dostlarıyla ruhunu beslemiştir. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği gibi aklın pozitif olarak şuurlanması Allah dostlarıyla birlikte olmak gerekir mi? %100 evet. Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde bir hakikati Allah bize bildiriyor. O gün zalimler cehennemde keşke Resul'le beraber olsaydım. Resul'le beraber olmayan kişi neyle beraber olmuştur? Yine birisiyle beraber olmuştur. Ya veleyte leyteni leme tağız filanen halile. Resul'ü dost edinmemiş, onunla beraber olmamış ama şeytanın dostunu dost edinmiştir. Bakın, öyleyse insanlar kimle beraber olduklarına bakmalılar. Allah'ın dostuyla beraberse mutlaka pozitif manada şuurlanırlar. Şeytanın dostlarıyla beraberse mi? Üzüm üzüme baka baka kararır. Kişinin şeytanın dostlarıyla beraberliğinin bir yansımasıdır. Ama Allah'ın dostlarıyla beraber olduğu zaman onun nurundan mutlaka faydalanır. O da kesinlikle nurun sahibi olur. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla aklın pozitif manada şuurlanması Allah dostlarıyla birlikte olmak gerekir mi? %100 evet. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz de izimiz muhterem hocam Rum suresi 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkalara ayrıldığını gördük. Kardeşlerimiz dedikodu yaptıklarında taraf topladıklarını öğrendik. İki taraf olunca bu da fırkalara ayrılmak değil midir? Allah razı olsun. Aslında devam ederse tabii ki o noktaya gider ama fırkalara ayrılmak değildir. Fakat o tehlikeye götürür. Yani insanların doğal olarak her zaman insanların çevrelerinde bazılarını sevmesi, diğerlerini daha fazla sevmesi doğaldır. Ama bunu onlara kesinlikle hissettirmemek. Şimdi dediği kardeşimizin ifadesi çok doğru. Bu bir dedikodudur. Dedikodu da hastalıktır. Ve bu dedikodu devam ederse çok kötü neticelerde insanları ulaştırabilir. Ne zaman fırkalaşma olur? Fıska düşerse. Allah razı olsun. Ama fıska düşmediği takdirde günahkardır, günah sahibi olur ama fırkalara düşenlerden olmaz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, Tapduk Emre Hazretleri'nin bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek akılla çıkılıyor, sonra akıldan çıkılır. Olayı da mürşide tabi olduktan sonra ne zaman şemsimi buldum, aklı bir kenara koydum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam müsaadenizle İstanbul'dan Mehmet Bey'e bize bir görüntülü suallaştık. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle hürmetle mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktır. Makineler aklın ötesine geçebilir mi? Allah razı olsun. Tekrar hasretle hürmetle mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mehmet seni çok seviyoruz kalbimizden. Şahsında bütün İstanbullu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Makineler aklın önüne geçemez. Bilgisayarlar çok daha hızlı işlem yapabilirler. Ama bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hiçbir makina düşünüp yeni bir takım sonuçlara ulaşamaz. O makine ne yapar sadece? Hafızasında ona verilen verileri değerlendirmek suretiyle sonuca ulaşır. Ama bir o hafızasına siz o veriyi yüklememişseniz o makinenin o konuda bir şey yapması mümkün değil. Halbuki akıl bunun da sahibidir. Düşünceye sahiptir. Ve her yerde gerekli sonuçlara ulaşabilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam Efendimiz bir sohbetinde Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün padişahlar tasavvuftaydı. Yıldırım Beyazıt hariç dedi. Muhterem hocam Yıldırım Beyazıt mürşidine tabi olmadan nasıl padişah olabilmişti? Allah razı olsun. Aslında böyle bilmiyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın damadı Emir Sultan Hazretleri. Nasıl oluyor mürşidine tabi değil? Ve damadı da Emir Sultan Hazretleri. Biz öyle Efendimiz'den duyduk. Hatta nakledilir. Bir çoban padişahın kızına aşık oluyor ve bu Yıldırım Beyazıt döneminde
mürşide bağlı tabii. Kızı vermeyince şey karşılık mehir olarak işte iki deve yükü altın istiyor mehir olarak. Onun da hiçbir varlığı yok ve gelip mürşidine ulaştırıyor. Tamam diyor, kolay diyor. Git diyor sen, işte o zaman Nilüfer çayı varmış Bursa'da. Oradaki çayın kenarında birikmiş olan taşları, heybelere doldurup deveye yükletirip getiriyor. Açtığında gerçekten altın çıkıyor. Öyleyse bu yılların Beyazıt döneminde mesela Ulu Cami'nin açılışı Somuncu Baba ve damadı Emir Sultan Hazretleri. Yıldırım Beyazıt bu Ulu Cami'nin açılışında damadı Emir Sultan Hazretleri'ne vazife veriyor. Ama Emir Sultan Hazretleri de bir Allah dostu olayla konuşuyor ve Allah-u Teala kendisine sen değil Somuncu Baba yapacak. Bütün bunlar vakayken nasıl oluyor da kardeşimiz bunu nereden öğrenmiş onu da bilmiyorum tabii. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, iyileşmek için hacet namazı kılıyorum. Tek hacet namazı ile iki niyet yapıp aynı zamanda zikrimin atmasına da niyet edebilir miyim? Yoksa her niyet ayrı ayrı hacet namazı mı kılmam lazım? Ayrı ayrı kılmalısın inşallah. Hacet namazını Allah-u Teala'dan dünyayı bir konuyu hiç kimsenin bilmedi. Yani Allah'tan sorup öğrenebilir miyiz? Elbette o zaman şefa için de yapabilirsin. Her şeyi Allah'tan isteyebilirsin inşallah. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bugün görseniz Kayseri'den Yakup Bey bize bir görüntülü suallaştırmış. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Kalpten seviyoruz. Kayseri'den selamlar. Hacet namazında Allah-u Teala'dan dünyevi bir konuyu, hiç kimsenin bilmediği yani çözemediği bir soruyu Allah'tan sorup öğrenebilir miyiz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öğrenebilirsin ama liyakatın olması lazım. Belki bunun en kolay yolu Efendimiz'den sormaktır. Çünkü Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulul emre itaat edin ama bir konuda itirafa düşerseniz, yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız onu Allah'a ve Resul'e arz ediniz. Allah'a arz etmenin yolu istihare namazı, hacet namazından geçer. Sonuç alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ama Resul'e arz ederseniz mutlaka Resul Allah-u Teala'dan sormak suretiyle cevabını size verecektir. Dolayısıyla sorabilirsiniz. Ama bunun kolay yolu teyit makamına ulaşıp Resul'den sormaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, nefsimin bazı afetleri konusunda irademi kullanmakta çok daha fazla zorlanıyorum. Bu yönden esmaları çekiyorum. Hata olduğunu bildiğim halde yine de aynı şeyleri yapabiliyorum ve çok üzülüyorum. Bu konuda ne yapabilirim Allah'a? Devam edeceksin ta ki afetleri tamamen kalpten temizleninceye kadar. Başka bir yolu yok. Afetleri kalpten temizlemenin yolu zikirdir. Ama bu bir sabrı, bu bir zamanı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Al-İmran suresi 132 ve Enam suresi 155 ayetleri arasında bir bağlantı var mıdır? Allah razı olsun. Enam 132, Al-İmran 132. Al-İmran 132, Enam 155 inşallah. Atullah ve atullahi Resulü aleyküm terhamun. Tabii illet bir rabıtası var. Kur'an-ı Kerim hidayet ve rahmettir. Resul de aynı şekilde hidayet ve rahmettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet ve rahmet olduğu Yunus 57'den ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'in. Ya eyyuhennâsu kad câkum mev'izeten min rabbikum ve şifâm limâ fî sudûri huden ve rahmeten lil mûminîn. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hidayet ve rahmet olduğu. O zaman bu kitaba tabi olun. Umulur ki rahmete kavuşursunuz, keza öyle. Ama Al-İmran 132, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yani Resul'ün tebliğine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyin. İtaat edin, böylece rahmete kavuşursunuz. Evet, ikisinin arasında illet rabıtası var inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir be izleyicimiz Muhterem Hocam, Bakara Suresi 184. ayet-i kerime açıklar mısınız? Kefaret ne kadar oluyor? Allah razı olsun.
farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısına diğer başka günlerde oruç tutarak tamamlar. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar fidye vermesi gerekir. Ben bilmiyorum ne kadardır. Nereden arıyorsunuz? O bulunduğunuz yerde bir kişi sabah akşam neyle doyuyorsa onu vereceksiniz. Gel miktarını bilmiyorum. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhtemelen hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var inşallah. Bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerimiz, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.